provokasyon olarak da kullanılabiliyor. Aslında o görüntüler gerçek değil. Bazı eller bunu böyle değerlendiriyor dediniz. Şimdi bakalım bir de bu düzensiz ve kaçak göçmen meselesine bakalım. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 3 Mayıs'ta şöyle bir yine Twitter'dan paylaştığı mesaj var. Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme diye sesleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Zaten biz gerisini 2 yılda göndereceğiz diyor. Şimdi işte bayram boyunca yansıyan görüntüleri sizler de takip ettiniz sosyal medyada. İzleyicilerimiz de gördü, takip etti. İşte kimisi gerçek, kimisi değil vesaire. Özellikle bir kadın olduğum için onu da söylemek istiyorum. Kadın izleyicilerimiz kaygılarını iletiyorlar. Yansıdı malumunuz, Zafer Bey de ifade etti. Kadınların görüntüsünün alınması, paylaşılması vesaire. Dolayısıyla şimdi bu Suriyeliler meselesini bir kenara ayırdık. Geri dönüş vesaire plan. Ama işte Pakistan'dan gelenler, Afganistan'dan gelenler, Afrika'dan gelenler, Irak'tan gelenler, İran'dan gelenler, böyle bir durum da var. Şimdi bununla ilgili sorunu nasıl görüyorsunuz siz? Buyurun Masum Bey, sizinle devam edelim. Buna dair sınırda yapılanları da anlattı Zafer Bey. Şimdi bir de mesela bu yaz için Afganistan'dan 20 milyon insanın göç yoluna düşebileceği söyleniyor. Çünkü ciddi bir kıtlık ve açlık söz konusu. Suriye'de de 8 milyon insan her an göçe başlayabilir. Hani yani İdlib mesela öyle bir depo. Sadece İdlib değil, Suriye'nin genelinde. Genelinde de böyle bir vaziyet Süleyman var. Soylu bizle o bilgileri verdiğinde anlattığı şey şu. Son dönemde gelenlerin önemli bir bölümü de Şam'dan geliyor. Yani Suriye, orada da ciddi bir ekonomik kriz var. Suriye sınırıyla ilgili ama şöyle bir durum var Zafer Bey de biliyor. Bakalım. Suriye sınırının tamamı, bir 900 kilometrenin tamamı duvarla. İçerideki vaziyete bir bakalım. Evet, bakalım. Şunu söyleyeyim. Bir realite var. Sayın Bakanım. Realite şu. Başakan çok hoşgörünüz sınırarak şimdi bu provokasyon dediniz ya, bakın ismi lazım değil. Dünden beri ortalığın bu kadar karışmasına sebep olan tweet ve paylaşımı yapan kişinin mesajını okuyacağım şimdi size. Diyor ki son paylaştığım video Afganistan-İran sınırında çekilmiş ve yeni değilmiş. Fakat maalesef benzer görüntüler ve haberler gelip durmaya devam ediyor. Tıpkı bugün İstanbul'un değişik yerlerinde açılan Afgan bayrakları gibi. Şimdi işte böyle bir çağdayız. Siz yüksek takipçili bir hesaptan bir yalanı sanki gerçekmiş gibi paylaşıyorsunuz. Dilediğiniz özür de böyle oluyor. Ben toplumu gerdim, insanları birbirine düşürecek bir aşamaya getirdim. Şuradan böyle çok sahtekarca bir özür diledim. Verdiği peki görüntüde kardeşim, binlerce insan böyle koşarak sınırdan içeri giriyor. Yani ya bu gerçek değil. Beyler şu anda olsaydı, propaganda yapıyorsunuz. Hayır, propaganda değil sayın tabii, bakanım. Bakın nasıl propaganda yapıyorsunuz. Ben söyleyeyim bir dakika, bir dakika. Bu çok önemli. Bir dakika. Ama Zafer Bey. Önemli olan şu. O tweet'i esas sorun orada. Şu anda okuyorsunuz. Ben biraz evvel baktım. Şu anda Türkiye'deki bütün televizyonlar içinde YouTube'a göre reyting birinci sıra CNN'de. Yani çoğunluk bizi seyrediyor. O hep öyle zaten. Bir dakika. Şimdi bu çoğunlukta olunan bir yerde siz o tweet'i okuduğunuz zaman zaten adam amacına ulaşmış oluyor. Yok bir, zaten amacına ulaşmış. Işte. Zaten orada ya, baktığınız dakika, zaman o görüntü sadece o paylaşmadı. Şimdi sosyal medyada yapılan her şeyi biz esas alsak, ona göre bir yapılanmaya gittiğimiz zaman adamların zaten amacı o. Yani hatırlayın, o bir ara bir tweet vardı, atılmıştı bu, hani karışıklıkla yapıldı. Ondan sonra bir bakıldı ki tweet'i atan adam yok meydanda. Atıyor, ondan sonra çıkartıyor. Bir kere bakın, ben hayatım boyunca bu televizyon programlarında, şurada böyle sosyal medyada konuşulan bir şeyi konuşmam. Neden? Konuştuğumuz anda o zaman ulusal medyaya o konuyu taşımış oluyoruz. Zaten adamın amacı siz, o. Siz marjinalde yani kalan bir meseleyi bakın. Orada hocam, kenarda kalmış bir meseleyi burada gündem değil, etsek öyle değil. Öyle hayır, hayır, olur mu? Türkiye'nin konuştuğu bir görüntü şu efendim, anda bu. Bir dakika. Yani burayı konvansiyonel medyayı aşan bir bakın, şey. Değerli Masum hocam, ki yanlış düşünüyorsunuz. Kusura bakmayın. Buna politikada bilardo taktiği derler. Nedir bilardo taktiği? Yapmak istediğin, altın deliğe atmak istediğin taşı başka taşla atmak. Şimdi ne yapıyorsunuz siz? O kişi o şeyi yayınlamış. İsterse 20 bin kişi okusun bir kere. 20 bin değil, milyonlar izlemiş. Milyonlar esas izlemiyor. Bu. Hiç izliyor, izlemiyor. Yok, hiç, ya, hocam, görebiliyorsunuz. Ya yapmayın. Milyonlar izleseydi Türkiye'yi sosyal medya idare ederdi. Yapmayın. Bir kere bu
yanlış bir mantık. İnsanların işi gücü var. Yani herkes sosyal medyayla uğraşmıyor ki. Ben birçoğunu akşam bakabilirsem bakıyorum, ben de bakmıyorum. İşim var, o zaman işimden olacağım. Bir kere bu konuda yapılan hata şu. Hasım yoksa hasımı sosyal medya üzerinden yaratıyoruz. Öyle bir şey yok. Şu anda biz konuşurken burada, bakın biraz evvel Cumhurbaşkanı doğru yaptı dedim. Değil mi? Tenkit etmem gerekiyor. Nasıl? Etmiyorum. Haklı, doğru yaptı. Neden geciktirdiğini de biliyorum, onu da söylemedim. Bu iki kutup arasındaki yarışta herkes kendine bir şey çıkartmaya çalışıyor. Ama şu var olay. Biz şu anda sorulan soru şu. Bakın bana. Diyor ki düzenlinin yanında düzensiz de gelen var. Nasıl olacak? Ben size söyleyeyim. Şu anda çay fiyatı 4 lira verildi Rize'de. Ve hemen orada memnuniyetsizlik var. Ne yaptı? İmamoğlu da kullandı bunu. Çay şeyini çözeceğim. Şimdi eğer benim tanıdığım Sayın Cumhurbaşkanı, sokaktan gelen politikacı diyorum ya, yarın o çayın fiyatını %50 arttırır. Neden arttırır? Meydanı bırakmaz muhalefetine. Yetki onda. Mesela 6 liraya çıkarttı. Sayın Akşener bebek bezinde KDV indireceğim dedi, iktidara tabii, geldi. Tabii, hemen yaptı. Hemen bakın, yaptı Erdoğan. Bakın, şimdi bu çayın niye önemi var? Gidin Güneydoğu Anadolu'na. Ya Erdoğan neler yapıyor da yani. Bir dakika ya, bırak Erdoğan'ı anlatma. Efendim orada KDV'yi ya, indirmiş Zafer, de hemen yapmış. Zafer. Ya Erdoğan şu anda Rusya ile Ukrayna'yı bir barış masasına oturtma iradesini Zafer, gösterebilen tek lider. İyi bir şey söyledi. Affedersin. İyi bir şey söyledi. Affedersin. Yani, sen Erdoğan'ı sevmiyor musun? Seviyorum tabii ki. E seviyorsan ben onun yaptığı doğrudur diyorum. Niye ona da karşı çıkıyorsun? Karşı çıkmıyorum. Hayır, karşı yani çıkıyorsun. O dedi de yaptı. Söyleyen ben olmayayım. Söyleyen Murat Bey olmasın ya. Bakın, bırakın bu hikayeyi. Bir bakın, ilave yapmak olay, isterim. Olayın gerçeği şu. Şu anda bak ne diyorum. Neden bu çayın fiyatını artırması lazım oradaki çay üreticilerinin? Güneydoğu Anadolu'da ne satılıyor biliyor musunuz? Ne? Ceylan çayı. Çin'den gelen çay Sayın satılıyor. Bakın 30 sene üzerinden. Önce de o satılıyordu. Buraya üzerinden. Hele de Mardin'de. Eskiden beri olan bir şey. Hele de Mardin'de, Kilis'te, Antep'te. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Başka bir şey anlatayım. Ben o bölgenin çocuğuyum. 20 daha tane yeni kaçakçı gitmem. Filmi ya var. Kadir İnanır'ın oynadığı. Bak bak. Vallahi. Bir tane örneği veriyorum. Bir tane örneği veriyorum. Daha verilecek çok örnek var. Bu işte para kazananlar var. Şu anda Türkiye'de mentollu sigara yasak. Bal gibi kaçak satılıyor. Evet, yani birisinin, kim akıl veriyorsa, bu akıl verenler, siz hani istihbarat filan dediniz ya, istihbarat adına çalışanlar da bizim kendi kadrolarımız, kendi insanlarımız, Cumhurbaşkanı'nı da yanlış yönlendiriyorlar, diğer bakanları da yanlış yönlendiriyorlar. Ben diyorum ki, Türkiye'nin menfaati açısından yapılması gereken de mutabık kalırken, ille tartışmış olmak için, sosyal medyadakileri taşıma. Bana ya neler söylüyorlar ya? Neler söylüyorlar? Hiç bakıyorum, hatta bana söylüyorlar. Reklam reklamdır. Bırak söylesinler diyorum. Neden? İsmimi gündeme getiriyorlar. Fena mı yani? Şimdi bir işte şu olay başka bir yönüyle önemli. Şu ana kadar 170 küsur bin Suriyeli'ye şey verilmiş vatandaşlık. Ama millet nasıl tanıtıyor? Seçimleri etkileyecekler falan. Hiç etkilemez. Seçimleri etkilerim diye Allah rahmet eylesin. Özal'a saldırdılar. Bulgaristan göçmenlerine şey verdi. Hiç de para seçimi kazanmadı. Ondan sonra hep aşağı gitti. Sayın Bakan öyle, 113 bin oy kullanacak Suriyeli sayısı 113. Ya ben oy kullanan değil. 178 bin kişiye verilmiş. Yani çocuk da var içinde. 0.2 etkisi var. Şimdi seçim. Buradaki tehlike şu. Türkiye'de doğanlar otomatikman Türk vatandaşlığı alma hakkı elde ediyor. Bir. İkincisi. Etmez yok. Etmiyor. Hayır, etmiyor hayır, Sayın etmez. Bakan. Yani efendim. Ya tamam etmez. Sizin dediğiniz olsun. Ben de benim dediğim bu. Benim dediğim değil, kanunun dediği kardeşim, o. Kardeşim benim de kanunla etmiyor. Alakası yok. Adam başvursa rahatlıkla, kolaylıkla alır. Etmiyor. Sen Amerika'da doğduğun için o, alıyorsun Amerika. Da kusura hayır, bakma. Hayır. Türkiye'nin vatandaşlık politikası efendim, farklı. Vatandaşlıkla gibi ilgili değil. Olur alıyorlar. Alan var. Hayır, ben biliyorum ya. Türkiye'de doğan ya, Sayın yapmayın. Bakanım. Ben müşavirim. Yeminli mali müşavirim. Sayın Bakanım. Kanunlar kimin alamaz. Ne yaptığını biliyorum. Ya bakın. Size, ben önce bir şey söylüyorum. Ya niye savunuyorsunuz? Savunmuyoruz. Ben tehlikeyi söylüyorum. Tehlikedir diyeceğinize. Tehlikedir diyeceğinize. Ankara'dasın gidip aman ha Sayın Bakanım bak böyle bir ihtimal varmış. Bu doğumları durdur deyin.
Bizimkilere doğum kontrol yapıyoruz da niye Suriyelilere yapmıyoruz? Kimse doğum kontrolü falan ama yapın demiyor. Ama ben de size bir şey söylüyorum. Üç çocuk yapın diyor, o da eleştiriliyor. Bak. Şimdi İstanbul'da ama eskiden... Ama Türkiye'de doğan Suriyeli'ye vatandaşlık verilmiyor. Ya alır kardeşim. İstediği an alır. Ben size bir şey söylüyorum. Hem kanunen insan haklarından bahsedeceğiz. Ben onu not düşündüm. Hem insan haklarından bahsedeceğiz. İnsan hakkından bahsedeceğiz. Senin adamına Amerika'da doğmuşsa bilmem nerede doğmuşsa. Ama o Amerika'nın vatandaşlık kanunu. Ben bir şey söylüyorum size. Bakın. Gerçek bu yani. Bakın bak. Kanunlar değişir. Mevzuat değişir. Zorlar. Ben diyorum ki bunun tedbirini almazsan bu insanlar doğacak. Türkçe konuşmaya başlayacak. Bu işi aynen senin vatandaşın gibi o hakka talip olacak. Dolayısıyla şu anda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama çok doğrudur. Ve bir yerde de muhalefetin eskiden beri elinde söylediği enstrümanı almış oldu. Bak, enstrümanı aldı. Şimdi nasıl aldı? Şimdi ne diyecek? İşte ben de gönderiyorum diyecek. Ama zaten gelen göçler, sizin söylediğiniz gibi yok Şam'dan, yok Halep'ten değil. Onlar geldi de geçmişte geldi. Şimdi artık orada kalan rejimle barışık olan insanlardır. Rejimin kendisidir. Burada Suriye'de önemli değil. Bakın, eğer duvar örülmeseydi, duvar, İran'dan çok kişi gelecekti. Bizim bu duvar fikrini Türkiye'de ilk ortaya atan, o zaman Demokratik Sol Parti milletvekiliydi, iktidardan gittikten sonra, Osman Kılıç adlı bir İstanbul milletvekilidir. Hatta bir kitapçık hazırladı. O kitapçık bize dağıttı fotokopiyle, hiç kimse basmadı daha, biliyor musun? Duvar yapmalıyız. Herkes dalga geçti onunla. Bir gün dedim ki ya sen doğru söylüyorsun. Duvar örmeliyiz. Ama biz ne yaptık? Mayınları temizledik. Mayınları temizletirken o mantık, o düşünce bugün o insanların kolaylıkla gelmesinin yolunu açtı. Ama mayınlar savaştan önce başka bir konjonktüre temizlendi. Ama ben size yani anlatamıyorum. Temizlendi. Bakın. Başka oradan bir dönemde olmuş. Yani ben bunları milletvekili olarak yaşadım. Mayınlar İran sınırında değil. Müsaade edin de o zamanki şey insanlık adına... İşte efendim mayınlara ne gerek var? Hatta mayınları bir ortaya çıktı ki İsrail devletiyle ortak, İsrailli şirketlerle ortak olan şirketler yapmışlar. Allah rahmet eylesin. Hiçbirimizi dinlemiyorlardı. Muhalefet partisini de. Ama Rahşan Ecevit bir çıkış yaptı. O zaman Cumhurbaşkanı el koydu, başbakandı. Bu işin o şirketlerin yapısı değişti. Yani neydi biliyor musunuz o zaman ihale edilirken? Mayınların temizlendiği yer o şirketin olacaktı bir süre kullanım hakkı. Dolayısıyla İsrailliler şimdi bizim güvenli bölge dediğimiz Türk tarafındaki kesimde olacaktı. Şimdi bunları niye söylüyorum? Birimiz bir eleştiri getirdiğimiz zaman hemen tedbirler. Hayır kardeşim. Bak ben söyleyeyim mi sen? Sizle çıkıyorum diye ya da bazı şeyleri hükümeti övüyorum diye. Sayın Bakanım bunu sık söylüyorsunuz diye. Da. Karşı taraftakiler de bana saldırıyor. Diyorlar ki ne işin var? Söylüyorum kardeşim. Bak, niye yani biz doğruyu söyleyeceğiz. Doğru şu. Beyefendiye hak verdik şu Murat anda Bey'e. Cumhurbaşkanı yani, eğer biz göndereceğiz demişse bu göndermesine biz nasıl destek olabiliriz onu düşüneceğiz. Ama bu ona göre yitirildi ne yazık. Hayır ama bakın bu hemen bir günde olan bir iş değil. Masum Bey ama benim soruma yanıt vermediniz ki siz. Tekrar Suriyeliler meselesine döndük. Benim sorum Pakistan, Afganistan, oradan buradan gelen kaçak göçmen meselesi. Efendim onların hepsi aslında önce gelirken batıya gitmek için geliyorlar. Batıya gidemeyince burada çoğaldıkça yavaş yavaş getolar oluşturmaya başlıyorlar. Ve şu anda Türkiye'de de maalesef bakın söylüyorum yanlış bir politika uygulanıyor. Yabancılara gayrimenkul satmak. Herkese hatırlatayım. İsrail diye bir devlet yoktu. 200 bin lira veriyorlardı. 250 bin mi? Ya kaç lira olursa 250 bin dolar. 400 bin dolara yükseltilmesi kararlaştırıldı ama henüz. Milletin toprağı parayla satılmaz. Hiç önemli değil. Vatandaşlık hakkı. Hiç, vatandaşlık hakkı veriyorsun. Hem millet yapıyorsun hem de toprak satıyorsun. Yani biz nereye gidiyoruz yurt dışında fuar açmaya? Gayrimenkul satmak için. Böyle şey olur mu ya? Bir vatan, bir ülkenin toprağı yurt dışında gidip pazarlanır mı? Hem de bu konuda bakanları, şeyleri de alet ediyoruz. Buna dur dememiz lazım. Bunu haykırmamız lazım. Haykırdığımız zaman ne oluyor? Otomatikman herkesin
bir numara diye gördükleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulağına gitmesini sağlıyorsun. Ben Sayın her şeyi... Kaç kişi almış Sayın Bakan? Efendim? Kaç kişi koltuk kaç almış? Kişi olur? Ben bir kişi alsın. Kaç kişi almış? Benim vatanımı 250 bin dolara satamazsın. Türkiye... Hiç önemli değil. Bakın bir Avrupa'da kişi alsın. Avrupa'da da aynı ya şey kardeşim, var. Yunanistan'da da aynı ya şey yapmayın, var. Ya yapmayın, bu kadar tolere etmeyin. Benim vatanımın toprağını satıyorum diye ya... Ben bakın milletvekiliyken, iktidarken aynı şeyi yaptılar... Kendi partimde bile kavga çıkarttım o zaman. Yani bugün neydi olayı biliyor değil, musun? Değil mi? İnternette açtılar şirketlerimizi pazarlıyoruz. Hatırlıyorum. 2021 Sarkozy, Ekim'de 19 bin kişi satın bakın almış. Sarkozy ne yaptı biliyor musunuz? O 2008 krizinde. Carrefour'sa dahil ya, satılıyordu Sayın Carrefour. Bakanım, size bir soru dedi soracağım. Dedi ki yabancılara satış yok. Sayın Bakanım size bir soru soracağım. Didim'i bilirsiniz değil mi? Ay'ın Didim ilçesini bilirsiniz. Neyin? Didim. Evet. Didim. Bu Didim'de İngilizler resmen koloni kurdular. Ne zaman kurdular bu koloniyi? Ne zaman kurdular? Antalya'da Almanlar. Ya bir dakika. En az 10 bin Alman yaşıyor ya bırak Antalya'da. Bırakın bu yaklaşımı. Ya onu söyleyeceğim. Ya bırakın şimdi, bu yaklaşımı. İster İngiliz, derse Alman ne zamanında, gelince, ister Anad İngiliz, zamanında Alman, kurdu. Ya ama bir şeyi bu eleştiriyorsak o zaman şunu söyleyelim. Bugünkü yapılı önemli. Sizin sorduğunuz sorunun yanı ama Masum Bey ben şunu anlamıyorum. Siz bir, geçmiş bir ekonomi bakanı olarak diyorsunuz bir kişiye bile satılmasın. Satılmasın. Tamam. Tamam. Ama bakın ama, nasıl ama şirket geliyor, ama, fabrika arazisi alıyor bakın, Amerika'dan bakın, yatırım yapıyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim mi sizlere? Ben sizinle bahse girmeye varım. Ya çok özür dilerim. Bu tartışmanızın tam ortasında şunu ama, hatırlatabilir miyim? Kiralar çok yükseldi. İnsanlar bu da bundan kaynaklı. Çok ciddi bir sorun. Ev tabii. Almak bir hayale dönüşmek üzere. Bu da bu. Kim alıyor evi? Yabancılar alıyor. Niye? Çünkü onlara göre ucuz. Ucuz. Enflasyon düşmeyecek. Aralık ayında kendimizi kandıracağız. Aralık ayında hani yükseldi ya. Yükseldiği için yeni yükselme o yükselenin üzerinde yapılınca bizim zamanımızda da oldu bu iş. Sayın Bakanım bak, ben şunun cevabını merak ediyorum. Büyüme mesela. Ya bu yabancıya dedince, konut satışı. Gün, nasıl reddediyorsun dedi. Yabancıya konut satışı ne zaman başladı? Efendim ne zaman önemli değil ya. Niye savunuyorsun? Ama niye sanki bu anlatamıyorum. Ya istersen ben başlattım. Hadi öyle de. Şimdi buradaki öyle de. Esas. Ben başlattım. Ne olacak? Yanlış yapmışım işte. Ya haklısınız. Ama bak ne anlatıyorum bir şey. Bugünü konuşurken hata şurada. Sanki bu hükümet tenkit ediliyor. Hayır, hükümeti hayır, tenkit etmiyorum. Ya, kimsenin... Ben hükümete bu projeyi sunanları tenkit ediyorum. Bu insanların sorgulanması gerektiğini söylüyorum. 19 bin diyor. Varsın 10 bin olsun. Ben diyorum ki bunu satın. Satmasınlar demiyorum ama nasıl satın? Gidip de fuarlar açarak bizim gayrimenkulümüz var satlık demeyin. Çünkü şu şey anda diyorsunuz, niye bu, Türkiye'de benzin fiyatları Nis'teki, artıyor biliyor musunuz? Nis'teki niye artıyor? Fuarı niye artıyor? Mı diyorsunuz? Niye artıyor? Çünkü benzin fiyatlarına niye, vergi yoluyla zam yapılmazsa, için olabilir yapılmazsa şeye benzine ve mazota bizim komşumuz olan Bulgar ucuz olduğu için gelir benzinini bizden doldurur geri götürür. Ya biz bunları yaşadık bakın ben size şöyle söyleyeyim. Türkiye'de şu tartışma anlayışını bırakalım. Senin zamanında da vardı. De yaptım ne olacak? Yaptım ceza. Ya, Sayın Bakanım Allah aşkına bakan size, değilim. Size ama saygım sonsuz önemli da. Olan ya, Türkiye'de, bu tecrübemizi bakın Sayın Cumhurbaşkanı. Ben sana bir tane daha söyleyeyim. Türkiye'de benzin bakın, fiyatlarının yarın, artması yarın Allah aşkına. Yarın ayın 5'i. Yarın ne var biliyor musun? Koyun. Yarın ne var biliyor Türkiye'de musun? Türkiye'de benzin fiyatlarının artması hakikaten sizin söylediğiniz sebepten. Ya, ayın 5'i evet, ama. Bugünlerde şey geldi mi 1 lira zam geldi. Kur mu değişti? Bulgaristan'dan hayır, gelip. Ama Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, başka yerlerden. Senin dışarıdan gelip deposunu doldurup gidenler eskiden hani biz doldurup getiriyorduk ya. Ya yapmayın bakın ben halkın arasındayım. Bak ben mali müşavirim. Bakın Kıbrıs'ta da bu ben size bir şey söyleyeyim. Yarın ayın 5'i değil mi? 5'i evet. Yarın ayın 5'i yarın vergi beyannamelerinin son verilme günü. Ve şu anda da 4 günlük 5 günlük üstte tatil vardı. Evet. Bayram tatili vesaire. Ya kardeşim birisi Maliye Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı'na. Bu işi bir iki gün ertele millet döndüğü zaman verecekleri beyannameleri sağlıklı verebilmeleri için gelir gelmez tatilden verdirme. Efendim bayramda yapsın. Ha öyle mi? Niye adı bayram o zaman? Yani bugün bütün mali müşavirler şu anda gece bu saatinde çalışıyorlar. Müşterisinin evrakı yeni gelmiş. Sistemi yeni gelmiş, bilgisi yeni gelmiş. Ama birileri burada ben söylemez. Siz biraz evvel kiraları söylemezseniz, bina almayı söylemezseniz siz çok güzel bir laf söylediniz. Bakın ben onun adını da söyleyeyim. Sizin yani tartışmanız sayesinde yazdım. Bunun adına küresel istihbarat diyorum. Artık şu A devleti, B devleti değil. Küresel istihbarat,
Türkiye'deki unsurları da kullanarak istediği gibi istediği lafa at koşturarak söylüyor. Bunu durdurmalıyız. Bu vatan için, millet için bakın kamu yararını öne almak için yapmak zorundayız. Benim... Ve ben kimse yapmış, niye yapmış demiyorum. Ya sevgili Zafer, senin televizyonculuk yaptığın zaman yaptığın en önemli bir iki programda aktör olarak beni seçtin. Benden sorun değil mi derviş hikayelerini filan. Çok da tabii. Her yerde inanılmaz ses getirdin. Ne der Masum ben Bey? O zaman ne yaptım? Hatayı söyledim. Şimdi sizin söylediğiniz cevabı ben size başka şey söyleyeyim. Düzensiz kim dersiniz? Var biliyor musunuz Türkiye'de göç? Hiç konuşmuyor kimse. Ermeniler. Ermenistan'dan gelenler. Ve çok iyi de iş yapıyorlar. Çalışıyorlar. 20 bin kişi var ya bakın, İstanbul'da. Yani kimse Ermeni konuşmuyor geçmiş. Bunları. Bu geçmişten beri olan bir şey. Efendim geçmişi önemli değil. Yo, ya bakın, hayır. Geçmişte hocam, mesele olmuştu. Hocam, hayır. Cumhurbaşkanı açıklama yapmıştı 2008'de Ermeni açılması sırasında. Bakın, Cumhurbaşkanı onu da açıklaması ayrı. Siyaseten bakmıyorum. Ben şimdi realist konuşuyorum. Ben diyorum ki sadece oradan değil. Mesela Gürcistan'dan da gelenler var. Ben realist konuşuyorum. Diyorum ki şu anda Türkiye'de düzensiz olarak ister 10 yıl evvel gelsin, ister bugün gelsin. Bu insanlar neden Türkiye'de var? Bakın neden Türkiye'de var? Çünkü Türkiye bir batıya geçiş ayağıdır. Çekim. Transit. İki, şimdi ben size başka şey söyleyeyim. Size, Sayın Bakan, hem de, çok yoruldum, çok sinirlendiniz. Ben araya bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Hayır sinirlenmedim. Hayır. Ben hiç sinirlenmedim. 30 saniye siz beni kimle sinirlendiremez. 30 saniye bir dinlenin bir ben şey söyleyeceğim. Ben sözüm kesilmesin diye böyle konuşuyorum. Bakın, ama 15 ben önce bir şey daha söyleyeyim sana. 15 dakika. Ben hemen söyleyeyim sana. Şu anda uluslararasında 5 tane vakıf var. Bu 5 vakıf Amerika'dan şuradan buradan çok iyi para almışlar. Ve bunlar Ukraynalı göçü organize ediyorlar. Ve bunların seçtikleri ülkelerden birisi Türkiye. Ve Türkiye'de seçtikleri iller var. Mesela Düzce. Bakın izleyin. Bolu. Bolu'dan biraz çekindiler onun için Düzce'de geliyorlar. Bolu'nun eteğine kadar. Adapazarı. Bilecik. Buralara Ukraynalı yerleştirme projesi. Bu bir günde mi? Kaç kişi yerleşecek? Önemli değil. Benim söylemek istediğim Batı Türkiye'yi güçsüzleştirmek için, iktidar kim olursa olsun, bu güçsüzleştirmenin karşısında durmalıyız. Yani ben bugünkü hükümetimi, bugünkü iktidarı güçsüzleştirecekse inanın siper olurum. Neden? Çünkü önce vatan, sonra içimizdeki hesaplaşma. Bravo. Ama biz önümüz içimizdeki hesaplaşmayı öne çıkartıyoruz. Sayın Bakın bakalım. Ne diyorum? İçimizdeki hesaplaşmayı biz niye gittik? Damdan düştük. Dedik ki Irak'a yapamazsınız. Irak'ta kim var? Ecevit dedi ki Müslümanlar var. Çeni geldi Nisan ayında. Dedi ki biz araştırdık. Irak'taki hani ölmesi muhtemel olanlar Müslüman değil. Kimmiş? Şii ve Alevi olanlar. Daha çok Şia dedi. Şiileri söyledi. Ecevit dedi ki onlar da Müslüman. Ve biz halk olarak bu insanların öldürülmesine göreceniriz. O gün Çeni çıktı. Aynı anda o hafta Kemal Derviş Hollanda'da hani herkes Devlet Bahçeli'ye atıyor ya topu. Dedi ki Türkiye artık erken seçime gidebilir. Açsınlar baksınlar. Bu Türkiye üzerinde küresel istihbaratın çok önemli bu soruyu. Küresel istihbaratın nasıl hemen gazetelerde var. Senin gazetelerinde bile. Şunu mu söylüyorsunuz? Bu küresel istihbarat için dışarıdan gelen bazı insanlar efendim, kurgu yapar. Bir manivele olabilir mi? Efendim manivelesi şöyle küresel istihbarat. Küresel istihbarat iki türlü oynar. Nasıl iki türlü oynar? Bu kazanırsa ne olacak? Diğeri kazanırsa ne olacak? Her halükarda karlıdır. Nitekim bunu kime söylettiler zamanında? Kenan Evren Paşa'ya. Ne dedi? Kenan Evren Paşa ihtilal bitti. Amerikalılar dedi ki bizim çocuklar ihtilal yaptı dedi. 12 Eylül'ü. Tabii. Bakın biz bunları yaşadık. Onun için ben bakın şu anda böyle içimden gelerek konuşmamın nedeni çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı bu ülkenin başkalarının cirit attığı bir ülke olmasın. Masum Bey, sözünüzü bölüyorum. Şimdi izleyicilerimiz de birçok mesaj atıyor. Akıl Çemberi etiketiyle görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ben takip ediyorum. %80'i ev kiralarından bahsediyor. Ne? %80'i evet, doğru söylüyor. Ev kiraları. Ev kiraları. Ev maliyeti. Yani şimdi bir şey, ben de orada bir şey ekleyebilir miyim? Burada şöyle bir şey var. Ev sahibiyle davalık olanlar yazmış.
şu kadar artır ev sahibim diyor, benim onu artıracak gücüm yok, maaşım bu kadarına yetmez, başka yerde ev bulamıyorum, böyle bir sıkışmışlık var. Bir kez daha vurgulayalım. Ama Masum Bey'in tam bu konudaki ben fikrini anlayamadım ve öğrenemedim. Ben evet, küresel istihbarata satış... malzeme vermemek lazım. Ama bu hayır, kaçak atmasın. Göçmen meselesinde ne olacak? Mesela Afganistan'dan gelenleri ayırıyoruz. Niye ayırıyoruz? Suriye'yi de ayırdık. Hepsine kapalı olmalıyız. Ben şöyle bir fark görüyorum en azından. Tabii. Kendi açımdan ifade edeyim. Suriyeliler o savaştan kaçtılar. Aileleriyle gelenler oldu. Kadınlar geldi, çocuklar geldi, yaşlılar geldi. Fakat Afganistan'dan gelenlerin ağırlıkla belli bir yaş aralığında erkek olduğunu gördük. Doğru değil mi? Erkek. Afganistanlılar, Pakistanlılar erkek. Yani bunlar gelecekler. Türkiye'de de evlenecekler. Barklanacaklar. Böyle bir yeni demografik yapıyı da bozacaklar. Ya böyle bir şey yok ya. Ama yapma ya. Bölgede sınır güvenliği kuruluyor. Bunlar sizin de dediğiniz gibi. O bölgede bir sınır duvar güvenliğini kuruyor. Efendim da. Bakın ben diyorum ya duvarla kurduk. Ama hani şimdi son 25 dakikada Sayın Bakan konuşuyor. Bakın, bu nereden kaynaklanıyor? Hani ilk Afganistan'da olaylar oldu ya. Bu muhalefet, siyaset muhalefetinden işte sosyal medyayı seslendirdiler. İşte geliyorlar, gittiler. Televizyonlarda hemen bu çoban meselesini ortaya attılar vesaire. İnanın bana bu tür şeyler Türkiye'de bizi birbirimize düşürmek, birbirimizi dinlemeyi kesmek içindir. Yani bir konuşurken ben bunu çok yaşıyorum. Benim konuşmalarımdan rahatsızlık oldu mu? Bu ne zaman oldu? Ne zaman olduysa oldu. Tamam. Yok, ben bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bakanım biraz dinlenin. Ben dinleneyim ama sevgili Zafer, sakın ola ki bugün Cumhurbaşkanı'nın söylediğin aleyhinde bir şey konuşma.